Evet Alican. Evet hocam. Matematiğin son sorusu. Son sorusu. Okumanı istiyorum. Tabii ki hocam, siz isterseniz de ben okumaz mıyım? Şekildeki dik koordinat sisteminde köşeleri A 0,4, B 3 ve orijin olan AOB üçgensel bölgesinin X ekseni etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç birim küptür? İnşallah doğru okumuşumdur hocam. Doğru okudun Alican. Bu arada X geçiyor hocam yine. Benim kabusum. X ekseniyle beraber geçince sana sıkıntı olmaz Alican. Evet hocam, bu soru kökünde ne önemli hocam, onu ben isterseniz işaretleyin. Şimdi önemli olan nokta Alican burada hangi eksenin etrafında döndüğü. X ekseni etrafında döndürülmüş. Ha, buraya dikkat edeceğiz. Evet, ve 360 derece döndürülmüş. Evet. Bir çokgensel bölge hangi eksenin etrafında dönüyorsa Alican, o eksenin yükseklik diğeri yarıçap olur. Tamam hocam. Bu önemli bir noktadır. Önemli bir noktadır. Şimdi küçükken de büyük ihtimalle döndürmüşsündür. Topaç mı yoksa? Hayır, mesela bir ipi tur attırarak döndürme. Ha, geceleri ışık yakıp karanlıkta döndürme. Yapardık, doğru, bak. Döndürdüğün zaman ne oluşur Alican? Işık bütünü. Işık bütünü çember oluşur. Aynen öyle. Burada da şivrilikte yapardık biz bunları. Ha, aynısı. Aslında mantık aynı. Evet. OB ekseni etrafında döndürdüğümüzde OB sabit kalacak. A köşesi dönecek. Dönecek. Bir ne oluştu? Daire mi? Daire oluştu. Evet. Ve tamamlandığı zaman bakın tepe noktası B olan bir tabanı daire olan koni oluşuyor. Evet. Tabanın yarıçapı 4 oluyor. Koninin yüksekliği de buradan 3 oluyor. Allah Allah, evet, çok ilginç hocam. Bütün piramit gruplarında hacim bulunurken sivri uçlularda diyeyim hatta. Sivri uçlularda. Sivri zeka. Evet. Zeka değil Alican. Sivri uç. Tamam. Hacim taban alanı çarpı yüksek bölü 3'tür. Dairenin alanı nasıl bulunur Alican? Dairenin alanı hocam adımlayarak bulunur herhalde. Adımlayarak bulunmaz Alican. Bu nasıl bahsettiğimiz daire çembersel bölgenin içi kastediliyor. Sen herhalde evle karıştırdın. Evet hocam, biraz öyle karıştırdım. Boş dolulardan değil, kiralık veya satlık değil Alican. Vallahi aklıma o gelmişti hocam. Dairenin alanı pi r kare. R dediğimizde yarıçap. Hacmi bulurken de burada hacim taban alanı, taban yarıçapımız 4 oluyor artık burada değil mi? 4 birim. Çemberin yarıçapı 4. Pi çarpı 4'ün karesi çarpı yüksekliğimiz neydi Alican? Yüksekliğimiz neydi hocam? 3 müydü? 3 değil mi? 3 öyle. Çarpı 3 hocam, bölü şöyle aşağıya da. Ha evet evet. 3 bölü 3. Zaten 3'leri sadeleştirmeyi öğrendin. Öğrendim benden hocam. Önceki öğretmen arkadaşlarım da sana bunları öğrettiler. Tabii ki hocam. Çok ders aldım ben çoğu. Buradan hacim ne oldu? Evet. 16 pi. 16 pi. 16 pi birim kare. Birim küp bulunmuş oldu. Evet. Zaten bizden istenen de Alican buydu. Yani doğru cevabımız E seçeneği bulunmuş oldu. Hocam doğru cevabı da alfa şeklinde işaretliyorsunuz. Yani mesleği direkt yaşıyorsunuz. Tam geometrik maşallah olsun istiyorum Alican. Maşallah hocam. Bir de sınavın yaklaştı, YGS sınavın. Sana ve senin namında tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum. İnşallah bu kıdem sınavlarında benzerleriyle karşılaşır, çözümlerinden faydalanmış olursunuz Alican. Çok teşekkür ederim hocam. Çok faydalı oluyor bu sınavlar bizim için. Çok sağ olun.